Klasik TV, yani klasik ara animasyonları, nesnelerin zaman içerisinde şekil değişiklikleri yapmak yerine özelliklerin değiştirilmesi gerektiğinde kullanılır. Bu özelliklerden bazıları nesnenin sahne üzerindeki konumu, ne kadarlık bir dönmeye sahip olduğu ya da alfa değeri olabilir. Klasik TV'in sadece ve sadece kütüphane elemanlarıyla yapılabilen bir animasyon türüdür. Klasik TV'nin animasyonu yapabilmek için öncelikle bir kütüphane elemanına ihtiyacımız var. O yüzden sahne üzerine bir kare çiziyorum ve bunu kütüphaneme sürükleyip bırakarak grafik türünde oluşturulmasını sağlıyorum ve isim olarak kutluyorum. Animasyonumuzu yapmak için cismimizin birinci karede sol üst köşede olmasını istiyorum. Cismimizin animasyonun son karesinde ki şu an için 40. kare olarak düşünüyorum. Cismin sağ alt köşede olmasını istiyorum. Sahnemizin sağ alt köşesinde bulunmasını istiyorum. Klasik ara animasyonlarında yani klasik TV'inde cisim hangi cisimle animasyona başlıyorsak aynı cisimle animasyonu bitirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla birinci karede ki kütüphane elemanım kutu elemanıysa 40. karede kullanmam gereken eleman da kutu elemanı olmak durumunda. Konum farklılığı ve özellik farklılığı yaratmak için 40. kareye bir anahtar kare oluşturuyorum. 40. kareyi seçtikten sonra sağ fareli açılan menüden Insert Keyframe diyerek anahtar karenin oluşturmasını sağlıyorum. Ve bu anahtar karede cisim konumunu sahnemin yani stage'in sağ alt köşesi olarak belirlenmesini sağlıyorum. Artık klasik ara animasyon yapabilmek için yani klasik TV'nin animasyonu yapabilmek için tüm gerekli şartları sağladım. Animasyonu yapabilmek için birinci anahtar kare ile ikinci anahtar yani son anahtar kare arasındaki herhangi bir noktaya tıklıyorum. Sağ fare ile açılan menüden Create Classic Twin diyorum. Animasyonumuzu gözlemleyebilmek için cetvelimi zaman çizelgesi üzerinde sola ve sağa doğru hareket ettiriyorum. Şu anda cismimizin birinci karedeki özelliğiyle 40. karedeki özelliği birbirinden farklı. Birinci karedeki özelliği konum özelliği ile 40. karedeki konum özelliği arasında fark olduğundan dolayı animasyonumuzu gözlemleyebiliyoruz. Peki farklı özellikler de verebiliriz 40. karede. Örneğin 40. karede cismimi seçerek Free Transform Tool aracını kullanarak cismimin dönmesini daha büyük bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda 40. karedeki cismimi seçerek Properties panelindeki Color efektin altındaki Stil efektinden Tint ve farklı bir renk atayarak cismin farklı bir renkte olmasını da sağlayabiliyorum. O zaman şu anda cismin birinci karesiyle, animasyonun birinci karesiyle 40. kare arasında birçok özellik değişikliği yaptım. Bunlardan bir tanesi konum. Birinci karede burada cismim, ikinci karede burada, yani son karede burada, evet. Cismim burada daha küçük, cismim alt tarafta daha büyük ve cismim yukarıda dönmemiş ve cismim alt tarafta yani son anahtar karede dönmüş bir şekilde. Şimdi animasyonumuzu izleyebilmek için Control'den Test Movie diyorum ve animasyonumuzu izliyoruz. Cisim sol üst köşeden sağ üst köşeye, sağ alt köşeye doğru giderken büyüyor, dönüyor ve renk değişikliğine uğruyor ve mavi renkten kırmızı renge giderken aradaki alanlarda mor renkten geçerek renklerin değişme işlemini de tamamlıyor. Şu anda animasyonumuz sabit hızla birinci kareden 40. kareye kadar animasyonunu tamamlamaktadır. Ancak bazı animasyon türlerinde hareketin hızının zaman içerisinde değişmesini isteyebiliriz. Bir animasyonun hareket hızı zaman içerisinde değişse bile animasyon aynı sürede tamamlanacaktır. Çünkü animasyonun tamamlanma süresi kaç kare olduğuyla alakalıdır. Bu örneği daha iyi bir şekilde anlayabilmek için yeni bir dosya yapalım ve hareket hızını inceleyelim. ActionScript 2.0 temelli yeni bir Flash dosyası oluşturuyorum. Dosyadaki Motion, yani klasik TV'ni yapabilmek için bir oval tool'u seçerek sahneye bir daire çizeceğim. Dairemi çizdim. Dairemi kütüphaneye bir sembol olarak ekliyorum. Türünü grafik olarak belirleyip ismine de top diyoruz. Evet. Şimdi sahne üzerinde hareket hızını anlayabilmek için aynı animasyonu
farklı hareket hızları ile yapacağız. Bu işlemi daha kolay bir şekilde anlayabilmek için cetvellerimizden ve cetvellerle beraber guide'lardan yani kılavuzlardan faydalanacağız. Cetvellerimizi açmak için View menüsünden Rulers açıyorum. Ve yukarıdaki cetvelden sürükle bırakla iki tane guide oluşturuyorum. Benzer şekilde sol taraftaki cetvelden de iki tane guide oluşturuyorum. Ve bunları ekranda görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum. Guide'larımı olası bir sıkıntı yaratmaması için kilitleyeceğim. Bunu yapmak için View'dan Guides'dan Lock Guide seçeneğini tıklayarak guide'larımın artık hareket etmesini engelliyorum. Aynı animasyonu iki farklı şekilde yapacağım. Birinci animasyonda hareket hızı kullanmayacağız. İkinci animasyonda hareket hızı kullanacağız. O zaman animasyonumuzu yapalım. Topumuzu tutuyorum ve topumuzu tuttuktan sonra orta noktasından tutuyorum ve guide'larımın üzerine gelip yerleştiriyorum. Burada bir şey dikkat ederseniz topun guide'ların üzerine kenetlendiğini göreceksiniz. Bu işlemi yapmak için snapping seçeneğinin açık olması, yani view menüsünden snapping'den istediğiniz snap özelliğinin açık olması gerekiyor. Bu snap özelliklerini buradan açabilirsiniz ya da kısa bir şekilde sağ taraftaki mıknatıs seçeneğine tıklayarak da açabilirsiniz. Şu anda bizde açık. Dolayısıyla cismimi orta noktasından tuttuğum zaman bu guide'ların üzerine otomatik olarak kenetlenecek. Animasyonumuzu yapalım. Animasyonumuz 20. karede. 30. kare yapalım. 30. karede insert keyframe diyerek yukarıda. 60. karede de yerde olmasını istiyoruz. O yüzden 1. kareye geldim. Sağ fare ile copy frames diyorum. Hafızaya alıyorum anahtar kareyi. 60. karenin olduğu yere sağ fare ile paste frames diyerek bırakıyorum. Şu anda katman birimin uzunluğu 60 kare uzunluğunda. 1 ile 30 arasındaki herhangi bir noktaya gelip sağ fare ile açılan menüden Create, Classic Twin. 30 ile 60 arasındaki herhangi bir noktaya gelip sağ fare ile açılan menüden Create, Classic Twin diyerek animasyonumun yapılmasını sağlıyorum. Şimdi yeni bir katman daha oluşturacağım. Bu katmanda aynı animasyonu bir daha yapacağız. 1. katmana geldim. 1. katmana topu bırakıyorum. Şu anda hangi katmanda olduğumu kalem işaretinden anlıyorum. Bu top sembolünün ortasından tutup bunu guide'ların, rehberlerin kesiştiği noktaya bırakıyorum. 30. kareye gidiyorum. Bu katmanın içinde bir anahtar kare oluşturuyorum 30. karede. Ve bu anahtar karede cismimin yukarıda olmasını sağlıyorum. Burada çizmiş olduğum guide'lar cisimlerin konumlarının aynı karelerde, aynı yerde olmasını bana kolaylık sağlıyor. 60. karede de tekrar 1. karede olduğu yerde olmasını istiyorum. O yüzden 1. kareyi sağ fare ile açılan menüden copy frame seçeneğiyle kopyalıyorum. Ve 60. karenin üzerine sağ fare ile açılan menüyle paste frames diyerek yapıştırıyorum. Animasyon vermek için 1 ile 30. karesine sağ fare ile açılan menüden create classic tween. Aynı işlemi 30 ile 60. kare arasında da yapıyorum. Şimdi animasyonumuzu izleyelim. Control test movie dediğimiz zaman şu anda birbirleriyle aynı hareketi yapan iki tane topun zıplayıp yere düştüğünü görebiliyoruz. Şimdi hareket hızını görelim. Hareket hızını görebilmek için katman 1'de 1. ve 30. kare arasındaki herhangi bir noktaya tıklıyorum. Property özelliğinden ease seçeneğini 100 olarak belirliyorum. Ease seçeneği -100 ile +100 arasındaki bir değer almaktadır. 30 ile 60. kare arasındaki herhangi bir noktayı seçiyorum. Properties panelinden ease seçeneğinde -100 veriyorum. Bu şekilde animasyonum yer çekimiyle gökyüzüne doğru havalanan bir top animasyonuna daha çok benzeyecek ve daha gerçekçi bir animasyon olacak. Animasyonu izleyebilmek için Control'den Test Movie diyorum. Bakın iki top da yere aynı zamanda çarpıyor. Çünkü animasyonun süresini belirleyen timeline'daki uzunluğu şu anda her ikisi de 60 kare. Ancak ilkinde animasyon hızı biraz daha hızlı ve gökyüzüne yaklaştığı zaman yavaşlıyor. Yere düşerken de yavaş başlayıp sonuna doğru hızlanıyor ve ikisi de aynı animasyonu aynı sürede tamamlıyorlar. Daha farklı bir ease özelliği oluşturmak istediğinizde twinning özelliğinin yanında bulunan kaleme tıklayarak easing editörü açabilir ve burada sürükle bırak işlemleriyle farklı değişiklikler yapabilirsiniz.